bu videoyu çektiğimiz sırada Rusların Ukrayna'ya saldırısının 5. günü. Rusları gerçekten anlamak mümkün değil. Eski Sovyet topraklarını kaybetmeleri bir türlü işlerine sinmedi. Tıpkı Türk Cumhuriyetlerini kaybetmeleri der gibi. Tam 26 Şubat'ın da yıl dönümüne denk geliyoruz. Bugün 28 Şubat. 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yapılanları unutmadık. Elbette görünüşte Ermenilerde ama Ermeni bayrağı çekilerek 366. Mekanize Piyade Alayı'nı Ermenilerin emrine veren Ruslardı. Ruslar önce 1990'da Azatlık Meydanı'nda Türklerin üstüne tankları sürdüler. Ardından bağımsızlığını engelleyemediler Azerbaycan'ın. 92'de Ermenilere Hocalı'da bir soykırım yaptırdılar. Ardından Azerbaycan'ın topraklarını yine Ermenilere işgal ettirdiler. Ardından bakın Ruslar durmuyor. O eski güçlerini yeniden ele almak için Kırım'ı ilhak ettiler. Kazakistan'daki olaylar daha yeni gerçekleşti. Kazakistan'da gövde gösterisi yaptılar. Şimdi de Ukrayna. Derdi ne? Ukrayna'daki hükümet Rus yanlısı değilmiş. Böyle bir mantıkla nasıl hareket edilir? Şaşıyoruz. Yani bağımsız olmuş bir devletin yönetimi Rus yanlısı olmak zorunda mıdır? Oradaki halkın %70'i o hükümeti seçmiş. Buradan ben Zelenski denilen genç başkanlarını tebrik ediyorum Ukrayna'nın. Ukrayna gerçekten bu 5 günlük savaş boyunca kendini gösterdi. Bence yeni millet oldular. Yeni bir bağımsız devlet oldular. Ruslar bugün belki ilerleyen süreç içerisinde Ukrayna'yı işgal edecektir. Ama asla o bağımsızlıklarını durduramayacaktır. Çünkü Ukrayna'da bir milliyetçilik doğdu. Ukrayna millet olduğunun farkına vardı. Artık orada hiçbir yalaka yönetimi ya da diktatörlük yanlısı, Rus yanlısı bir yönetimi asla kabul etmeyecektir. Bundan sonra Ruslar orada gerçekten işi zordur. Bekleyip göreceğiz. Ama umarım bu savaş içerisinden bir dünya savaşı çıkmaz. Çünkü gidişat da oraya doğru. Putin kaybettikçe nükleer savaş tehdidini ortaya sürüyor. Böyle oldukça tabii ki yanlışlıkla ateşlenmiş bir silah karşılığında verilen cevap ve onun karşılığında verilen başka bir cevap dünyayı kana boyayabilir. Umarız oraya gelmeden bitirirler. Ruslar da geldikleri topraklarına geri dönerler. Ты всякий реально красивый наш с тобою край, гори, доли, ріки, чорнозем. Дивись, який реально.